Biz ne yapıyorduk hep? Limam. Köpek yapalım ya. Köpeği görelim en azından. Evet. Barınak severiz. Kendi hayvan barınağına hoş gelmişsin. Ha, selam dostum. Görevin hayvanları almak, onların rahatıyla ilgilenmek, onlara yeni evler aramak, barınağın geliştirmesi sağlamak ve daha fazlası maceraya başlamak istiyorsan başla demiş. Bilgisayara yaklaşmak için bilmem ne. Abi şu simülasyon oyunlarında neden kardeşim şu dalgalanma oluyor ya? Planet Zoo. Onlara bakacağım. Planet Zoo güzel oyunmuş bu arada. Bilgisayar. Bilgisayarı kullanarak bana bir şey biliyoruz. Tamam. Ne diyor şimdi bu? Eti ye, sebze ye ki kafan çalışsın. Bu çocuk oyunu mu lan acaba? Tamam, okey. Burada şimdi maillerimiz var. Kimden kime mailler? Burada mağazamız var. İlaçlar, yemekler. Bayağı kapsamlı yapmışlar aslında. Kilidini açmak için. Sus lan. Tamam. Barınaktaki hayvanlar. Bunlar bizim listemiz. Alınacak hayvanlar. Şu an ilk hayvanımızı alabiliyoruz. Şu tatlı şeyi görüyor musun? Bu küçük hayvancık hayvan kavgalarında kullanılacaktı. Yani hayvan kavgalarında da bunu kullanmazlar. İstatistikler. Bildirimler. Ansiklopedi varmış. Mesela neymiş? Yeni hayvanlar. Sahiplenme. Tamam, bu oyunla ilgiliymiş. Ben köpeklerle ilgili falandır sandım. Bu hayvanı al. Adı. Köpek 1. Köpek 1. Köpek B. Köpek 1. Böyle yaparız biz de. Atıf. Aslı isimlerini koyabiliriz. Tamam. Yeni hayvanın olduğunu, arabanın gelmesini bekle. Ey kuçu kuçu. Aynen öyle. Her hayvan kendine ait bir kafesi hak etmektedir. Bir hayvana bir kafes düşmektedir. Hadi bu dört ayaklı dostumuzu geçici yeni evine götürelim. Tamam. Ne var lan? Ha. Koşu alanıymış. Koşu alanı hayvanlarını serbest bırakıp onların serbest yürüyüş yapmasına veya koşmasına, birbirleriyle zaman geçirmesine izin veriyor. Çiftleşiyorlar mı acaba? Kedi ve köpeklere ayrı koşu alanları var. Tamam. Yürü bakayım. Çıkı çıkı. Oy, yalnız var ya. Sıkı köpek ha. Okşa. Vurunu yürü, vurunu yürü. En sevdiğim yeridir köpeklerin bu bak. Göğüs kısmı. Tok 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 tok. Vallahi gerçekten seviyormuş gibi oldum ha. Öyle hissettiriyor. Bak 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 bak. Uçum. Bir de şey deme abi, böyle sevdikten sonra böyle oraya vuracaksın böyle bir ilk kere. Böyle Ha, böyle luk tık luk luk yapacaksın şöyle. tık tık. Okşa, kaldır, daha fazla bilgi. Q. Neymiş? Hayvanların ihtiyaçları. Tamam, burada ihtiyaçlarını görüyoruz. Bakalım. Bir kere çok aç. Hemen alalım kucağımıza. Hayvan kafesi. Kafesler hayvanlar için kafeslermiş. Hayvanların barınağa gelir gelmez geçici olarak kalabileceği bir ev veya tedaviden sonra dinlenmesi için bırakabileceği bir yermiş burası. Her kafeste hayvan bilgilerini. O tamam, okey. Uçum benim. Yat bakayım şöyle. Bu arada oyunun Türkçesi birazcık şey olmuş. Evet, yani okuyorum işte. Her canlı varlık gibi kediler ve köpekler yemeli ve içmelidir. Onlar için su ve mama almak için bilgisayar kullan. Tamam babuş. Uçum benim, bekle. Bekle. Lan şu köpeği sahipleneyim istiyorum artık bir yandan. Bir yandan da korkuyorum ya. Köpek mi sahipleneceksin? Ha, öyle bir niyete girdim. 2-3 gündür barınak araştırıyorum. Barınağa gerek yok abi. Ne sahipleneceksin? Ne bileyim oğlum işte. Cins. Hı. Mesela Rottweiler sahiplenmek istiyorsan Ya hemen ayarlayalım. biraz böyle bahçe köpeği olsun istiyorum, bu bir. Rottweiler. Korumacı bir tarafı olsun. Ben çünkü Rottweiler. 14 sene şey baktım, bir evde golden olduğu için buraya birazcık böyle yırtıcı bir sahiplenecek köpek lazım yani. Biri verecekti, ne oldu sana? Ha, gördüm onu. Şu ana kadar full Rottweiler'dan bahsettim bu arada direkt. Rottweiler'da da olur, fark etmez ama barınakta hani o iletişimi kurmak lazım biraz da. Alman kurdu ya, var bir sürü canlı var canım. Abi bizim arkadaşın çiftliği var. Benim daha önce sahiplendiğim arkadaşım. Aha. Kendisi hobi olarak yetiştiriyor ve sadece Rottweiler yetiştiriyor. Allah Allah. Aha. Ne oldu, bir dakika lan.
Abi hep bunu sinek bastı sanıyorum. Evet, köpek bir için emanetler geldi. Hepsini al. Nesnelerini depola. Bu hangi tuşla açılıyormuş? Tab tuşuyla açılıyormuş. Tab'de nelerimiz var? Genel bir durum anlatıyor. Paket bırakıldı. Bildirimler var. Shift'te gruplandırılmış şeyler. Shift gruplandırılmış bir nesneyi değiştirmek için. Anlamadım ama olsun. Bunların hepsini aldık. Ya Dobermanlar çok hareketliler oğlum. Ya aslında çok güzel olur Doberman. Ama bakmak lazım işte. Bu su, dur bakayım. Hadi koçum. Hadi. Hadi. Hadi götür bir mama şak. Suyunu da dolduralım. Oh. Hayvanlık testlerinden karşılığında kutu basarak Q tuşuna basarak işte ne olup ne bittiğini, genel özetini görebiliyoruz. Eğer barınan içinde Q'ya basarsam hayvanın genel durumunu gösteriyor. Uy. Hayvanın rahatça mamasını bitirmesine müsaade et. Ediyorum. Farenin sol tuşunu kullanarak köpeği okşa. Yaptık ama bir daha yaptıracak. Topu al ve köpekle oyna. Oğlum aslında çoban köpeği bulacaksın. Üf. Çoban köpeği bulacaksın, akacak. Dur lan, niye takıldı? Ah, oy. Gel lan buraya. Gel seni bir dışarıda bir yine bir seveyim. Bir tekrar oyun bana yaptırıyor. Köpeği okşa. Bak, en sevdiğim yerleri şurası. Bak bak. Şu yanak var ya, o yanağı böyle kaldıracaksın. Böyle altlı üstlü öpeceksin onu. Gel lan buraya. Gel buraya. Tamam. Şimdi topu alalım. Köpek besleyenler anladı bu arada ne demek istediğimi. Yanına gidip şey yapacaksın abi topla. He, ben de atacağım. Görecek topu. Görecek. Gel görecek. Oğlum. Gel oğlum. Yok, şu. Köpeğe doğru bak. Koşarken köpeğe doğru bak. Nasıl koşuyor bak. Hop. Hop. Amana. Getir buraya. Ya canını yerim lan senin. Hadi. Ruşe. Ruşe. Hop. Al lan amana koyayım oradan. Tebrikler, köpeği sahiplendirme hazır. Şimdi mamasını verdik, suyunu verdik. Şimdi sahiplendireceğiz. Hadi. Ha, aldı lan. Tamam şimdi arkadaşlar. Cin gözü alacağız. Gel bakayım. Oh, kokusu burnuma geldi ya. Kapat burayı. Güzel. Mağaza sekmesini kullanarak fotoğraf makinesi al diyor. He, canlarımızı stokluyorduk fotoğraflarını. Kucağı alma sesi niye sıçma sesi gibi? Ne bileyim lan. Fotoğraf makinesi. Mağaza kısmından al dedim. Yemek, ilaç, hijyen, oyuncak. Diğer. Fotoğraf makinesi. Sepete ekle. Arayüzü çok güzel oyunlama. İşte böyle simülasyon oyunlarında şu kaliteyi bekliyoruz ya. Tamam. Kapat baba. Paket içinden fotoğraf makinesini çıkar diyor. Tutorial'la gidiyorum yine. Buraları ezbere biliyoruz zaten. Bunu çöpe atamıyor muyum ben? Çöp yok mu ya? Ya drone yerine böyle kargocuyla gelse daha iyi olurmuş. Hayvanın fotoğrafını çek. Çukuri! Çukuri! Engellerden uzaklaş. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum. Gel buraya dedim. Gel. Bunu bileyim. Bugün pozu ver bakayım. Gitme oraya. Şöyle artistik bir fotoğrafını çekeyim senin. Hop. Tamam. Çekilen resmi ofisindeki ilana koy diyor. Mantık hep bu. Ay amına koyayım. Aa göz çarpıyor ya. Sinir oldum.
Şimdi bunu uploadlayacağız arkadaşlar. Galeri alınacak hayvanlar, barınaktaki hayvanlar. Daha fazla bilgi. Özellikleri neymiş? Hızlı yiyiciymiş. Çabuk sıkılıyormuş. Yumuş yumuş oldum ya. Tam yumuş edecek oyun ama. Keşke gerçek hayattaki barınaklarda aynen böyle yumuş yumuş olsa, değil mi kardeşim? Galeri. Nereden yapıyorduk onu ya? İnşa modu. Barınaktaki hayvanlar. Buraya değil. Alınacak hayvanlar. Değil. Galeri. Adı değiştir. Limam. Bildirimler. Taratıcıya koy abi. Ne taratıcısı ya? Tarayıcı. Çekilen resim. Ofisteki bilgisayarın yanındaki tarayıcıyı ya, okumak lazım. Nasıl yapacağım onu? Tamam. Tarayıcı nerede lan şu? Scanner bu. Kaydını yaptık kardeşimizin. Şimdi bu artık bilgisayarda var. Biz bunu bir yerlere yapıştırabiliyor muyuz ya? Duvara koyabiliyorsun abi. Aynı. Sen işini koyamadın da. Ha, tamam. Oy çok güzel lan. O zaman barınağımızın ilk cancağızı. Onu başka şeye koyalım. Şöyle şuraya yapalım bunları. Bayağı oyunda ilerledikten sonra burası hep fotoğraf olacak. Çok güzel lan. Güzel düşünülmüş. Tamam. İlan oluşturmak için bilgisayara otur diyor. Oku Tukan. Oku. Bilgisayarı kullan. Barınaktaki hayvanlar sekmesini seç. Tamam. Yeni ev bul. Resim yükleyelim. Bunu yüklüyoruz. Seç diyoruz. Köpek, köpek bır. Üzücü hikaye. Yeni ev buluyoruz. İlan verdiğiniz için teşekkürler. Umalım ki birisi bu hayvan ile alakalı İlan için en kısa zamanda yazsın. Tamam. Hasan Işık. Yazmış. Hasan Işık bilgisayarın başına F5 atıyormuş amına koyayım. Evet Hasan. Ziyaret etmesi için işçi gönder, reddet. İstenilmeyen özellik yok. İstenilen özellik yok. O ne demek ya? Ziyaret etmesi için işçi gönder. Ne anlamadım ki? Tavır yani barınağı mı çağırıyor? Öyle bir şey mi acaba? Yollayalım. Neydir abi hani birini gönderiyordur. Bakın bakayım ne ayak bu Hasan falan hesabı. Can Eroğlu. Aa bak baş belası hayvana kızıyor ki bilmem ne. İşte bu da önemli olabilir burada. Şunu bir reddedelim. Can Eroğlu'nu sevmedim amına koyayım. Hasan Işık'a baksana bir şeyler dedi abi. Ne dedi ya Hasan Işık? Hayırdır amına. Virtual bir şeyler de bitti dedi. Bir daha fazla bilgi var. Şeye gelmiştir o. Mekana gelmiştir. Bakalım bir. Daha fazla bilgi sahibi olmak için hayvanın üzerindeki daha fazla bilgi ve adapte etmek için isteyen kişinin üzerindeki tıkla. Ne diyor lan anlamadım ben bunu. Basalım. Şimdi burayı bir öğrenmemiz gerekiyor. Q'ya basalım. Sıçacak bu arada. Daha fazla bilgi. Tamam. Koşullar geldi. Hoca. Hayvan üzerindeki daha fazla bilgi ve adapte etmek isteyen kişinin üzerine tıkla. Evcil hayvan için doğru sahibi seç. Unutma ziyaret etmek yardımcı olabilir. Anlamadım ya amına koyayım. Lan Türkçesini böyle... Türkçesinden değil ya. Tamam. Q'ya basılı tutuca çıkıyormuş menü. Hayvan o kadar hızlı yiyor ki mama yeme maratonlarına bile katılabilir. Hayvan çabuk sıkılıyor, daha yoğun ilgi istiyor. Hayvanlar da insanlar gibi karınların tok olmasını seviyorlar. Mesane sıçacak bu arada. Okşayalım oğlum. Ay. Burada sahibinin kriteriyle hayvanın özelliklerinin uyuşması mı gerekiyor? Ki sorun yaşamasınlar. Uyuşunca daha fazla puan kazanıyorsun. Olabilir. Oh. Doğru sahibi seçmen önemli abi çünkü popülerliğin artıyor. Anladım. Tamam şimdi onu öğreneceğiz. Hayvanın detaylı bilgisini aldık değil mi? Şimdi bilgisayar başına geçiyorum. Yanlış yapmıyorsam eğer.
Doğru yapıyorsun, doğru yapıyorsun. Şimdi Hasan zaten adam yolladık. Ayşe Bozkurt gelmiş bir de. Bir şey olmuş olmalı ki hayvan insanlara güvenmiyor. Baş belası olsun istemiyor. İyi, güzel beslenmesini istiyor. Şimdi ben buna da yollayayım mı? Mevzuyu öyle anlamadım. Yani ziyaret etmesi için işçi göndermek istediğine emin misin? Ücret veriyoruz ama. Allah'ım bana koyayım, ona da gitsin. Dur bakalım şimdi. Hasan mesaj yazdı diye insanlar var. Maile bakalım. Hasan mesaj yazdı. Nerede Hasan'ın yazdı? Altında selam yazıyormuş. Hasan'a tıkla oraya. He. Öyle yazıyorlardı birileri. Geri dön. Hasan. Daha fazla bilgi. Selam. Ha. Adım Hasan Işık. Köpek. Köpekleri sahiplenmekle ilgileniyorum. Bu hayvanı çok istiyorum. Umarım bana verirler. Eğer hayvan bana uygun olacaksa lütfen cevap yazmanızı rica ederim. Teşekkürler. Hasan Işık. Nereden cevap yazıyoruz? Ne bileyim. Ben Ayşe Bozkurt. İlanız dikkatimi çekti. Sahiplendirmek üzere köpek bir adlı bir köpek. Sahiplenmek olsun ilgimi ifade etmek istiyorum. Amına koyayım, soruşturma gibi. Şartlarıma geldiğimizde benim günlerim sürekli koşturmakla geçiyor. O yüzden eğer hayvanda açlığını hemen gideren bir tip olsa süper olur. Ne yapacak? Kendi yemeğini mi yapacak amına koyayım? Eğer hayvan bize en kısa zamanda güvenirse çok iyi olurdu. Problem çıkan hayvanları sevmiyorum. Hebe yarrağım, o yüzden hayvanın üstünde dostu olmasını isterim. Eğer hayvan bana uygun olacak... Vermiyorum lan sana. Vermeyelim buna. Ama bizimkini tarif ediyordu. Şimdi bizimkinin daha fazla bilgisini öğrenebiliyor muyum? Dur bakalım. Büyük ev istiyor, bahçesi var, vakti var. Bu ne? Yalnız yaşayan birey. Bunlar neydi? Hızlı yiyici ve de çabuk sıkılıyor. Şimdi bu kız çok yoğunsa, bu köpek de çabuk sıkılıyorsa maalesef olmaz. Maalesef olmaz. Bak Hasan Işık görüyor musun? Hiçbir tribi Hasan yok. Hasan köpek istiyor. Köpek istiyor, sahiplenmek istiyor. Başarabilirim diyor. Ayşe yürü git lan. Eşleştir çıktı bak. Hadi ya. Nerede lan? Siz nasıl görüyorsunuz? Ben oyuna mı bakmıyorum ya? Oğlum nerede yazıyor? Eşleştir. Hasan'a mı tıklayacağım bir daha? Hasan'a mı tıklayacağım? Köpeğin çok fecil sıçması lazım. Köpek bir kişiye vermek istiyor musunuz? Evet istiyorum. Ama sen şimdi adam göndermemiş miydin? Bunlar bize rapor sundu mu? Kontrol etmesi için. Evlerini kontrol etmek için adam yolladık. Biz. Adam kontrol ettik. Oğlum. Uygun şartları sağlıyor mu diye. Sahiplenmek kolay bir şey. Şimdi bir bakalım. Sıç oğlum. Hadi. Geldi Hasan. Tamam o zaman dur. Bu ben kucağıma alayım da Hasan'ın arabasına sıçsın amına koyayım. Hasan! Hasan çabuk al Hasan! Nesli'ye atmak için yer yok. Nesli mi? Aa. Şeyim, kutuya mı koyacaksın ki şey kutular oluyor ya? Kafesleri, taşıma şeyleri. Aa kendi bindi. Ya o çıkırı. O çıkırı. Vuli 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 vuli. Oğlum bak Hasan sana ters davranırsa mesaj at. Hadi bayım. İlkini vermese miydik ki be? Oğlum zorundasın ya. Hadi ya. Adaptasyon özeti. Nasıl, iyi mi? Ne bileyim. Şimdi büyük ev uyuştu. Oo iyi iyi. İyi. Ne oluyor lan? Hoca bize taktı amına koyayım. Niye düştü bu? Ha yok. Sıfır aldık amına koyayım. İtibar puanına ekledi oradan kazandığımızı. Hoca bize taktı. Tamam. Esprit abi. Arabanın gitmesini güzel espri. Teşekkür ederim. Bak yine elim kahveye çarptı. Aman. Tamam. Hayvan sahibi. Şimdi arkadaşlar yeni hayvanları çağıracağız. Bu sefer onlara isim vereceğim. Bir tanesini hiç vermesek mi ya? Hasan bize ulaşmış. Baranızdan bana vermiş olduğunuz yeni hayvandan da çok mutluyum. Bütün gereksinimlerini karşılıyor ve bu da beni çok mutlu ediyor. Lütfen minnettarlığım karşı olarak 424 tutarındaki hediyeyi kabul ediniz. Boş yaptım. Oo, teşekkür ederim Hasan. Hasan teşekkür ederim kardeşim. Seni siliyorum şimdi. Temiz gidelim. Bak tab diyor, mail diyor. Ne diyor? Bildirimler, tamam. Evet, gelelim yeni bir cancağı sahiplenmeye. Zayıf, yaşına göre çok zayıfmış. Kurban olduğum. Nasıl okunuyor lan bu? Peasley. Mümkün olan en kısa zamanda beslenmeli. Hemen. Zamanı geçiyormuş. Bu hayvanı al. Peasley. Şimdi değiştirmek istiyorsan abi. Peasley. Değiştirdim adını. Ellie. Kafasında sarımsak da mı geziyor bunun? Eli mümkün olan en kısa zamanda beslenmeli. Ek olarak herhangi bir hastalığın olup olmadığını kontrol etmek için veterinere götürülmesi lazım. Hemen alalım. Eli, hayvan alımı süreci şu an. Ya amına koyayım, tek tek mi alacağız ya?
Altta kedi, kedi mimi değil mi? Ne bileyim oğlum. Gel lan, çukuru. Aynısı geldi lan. Bak bunu modellemedilerse büyük eleştireceğim bu oyunu ha. Çok önemli olacak eleştirim. Pisley. Şimdi Pisley'cim senin nelere ihtiyacın var bir ona bakalım. Öncelikle senin bir suyun... Oh nasıl susamış koçum benim. Dur lan dur. Şurayı bir dolduralım. Tamam. Mamayı da gömdü. Şunu da fulleyelim. Çok güzel. Şimdi Pisley'i biraz seveceğiz ama yemek yiyecek o. Q'ya bakalım. Genel durumu neymiş? Sağlık iyi, hijyen iyi. Canı biraz sıkılmış. Hallederiz. Köpek aynı değil de tip, cinsi aynı gibi. Başka türlü köpekler de vardı abi. Ben öyle türlü. Hasan sokağa atmış diyor. Geri gelmiş. Suyu da iç koçum. Su iç su. Oh, şöyle bakalım. Eğlencesi de artıyor bak. Nasıl hoşuna gidiyor bak. Nasıl hoşuna gidiyor bak. Şunu yerim götüşünü. Şöyle eğlenceyi biraz fulleyelim. Güvenen hayvanmış bak. Evet evet. Güvenen hayvanmış. Karnı doluymuş. Onun özelliklerini öğrenmek için hayvanı daha iyi tanı. Nasıl tanıyacağım onu? Gel kardeşim biraz sohbet edelim. Şimdi bunu öğrenmenin bir yolu var. Şükrü gel benimle. Nasıl bir gözü yok ya? Hani? Var oğlum işte iki gözü de. Hadi bakalım. Ucu. O ne tatlı bakıyor. Bak. Atıyormuş gibi yapacağım. Hop. Hop. Getir buraya. Tamam. Şimdi özelliğine bakalım. Uyu diye gelmiş mesela oynadık diye. Cesurmuş. Bu özellik her dört ayaklı gerçek bir kahraman yapar. Çok güzel okudum gerçekten. Senin istediğin köpek ya. Gel bakalım. Sen şurada bir dur. Dışarıya atsan abi. Yok çıkmaz bence o. Deneriz. Ama arkadaşlar suyu da var her şeyi var. Güçlü de bir köpeğimizmiş. Bunu şimdi burada bırakalım. Bir tane daha köpek çağıracağım. Bir tane veterinere ihtiyaç duyan bir aslan vardı. Nerede o? Ama veterinerimiz yok ki. İstemiyor muydu? Yok. İstemiyordu. Zayıf. Şu kafasında şey king. Sarımsak king. Eli beli sarımsak. Eli beli sarımsak. Fotoğraflarını istiyordu galiba mı? Keşke action'la oyun oynasanız. Kardeşim her zaman olmuyor. Karma yapıyoruz. Bir gün action, bir gün ana köpek. Ha, kedi lan bu. Hemen şimdi seni veteriner hekime götüreceğim kardeşim. Bir rahat ol. Çök bakayım buraya. Heh. Senin bir mamanı verelim. Bir de sana suyu verelim. Suyunu da koydu. Çok güzel. Yapıştır. Bir durumuna bakalım şimdi. Sağlığı iyi durumdaymış. Mesane, eğlence. Güzel. Şunda iki tane mi vardı lan? Bilgisayar sol alttaki kitap resmine basar mısın abi? Bilgisayardaki sol bakarım. Şimdi Şükünü gel sen buraya. Ver pozunu. Ver pozunu. İşte böyle. İşte böyle. Aynen harikasın. Aynen. Ya elin geleni sikeyim. Ver coşkuyu bir daha. Agresif bir tavır sergile. Agresif ol. Aynen. Ay. Bu an numara fotoğraf oldu. Oy fotoğrafa bak. Tamam bunu hallettik. Şimdi sıra ucancağızda. Gel. Ya amına koyayım. Yaça. Şimdi bir okşayalım şöyle. Böyle bir yanak sevelim.
Yandan da bakalım eğlencesine. Tamam, gerisini topla hallederiz. Gel bakayım, işin huyuna bakalım. Gel bakayım koç. Gel. Hadi. Valla kucağıma geleceğim. Ne güzel lan bunun yüzü. Gel. Hadi aslan. Koş. Koş. Bırak topu. Aferin. Eğitimli geliyor hepsi valla. Ay. Tamam, çok güzel. Sen de gel. Sen hangi ara yedin onları ya? Bitirmişler her şeyini. Şimdi karşılaştırma yapacağız. Fotoğrafını çekeceğiz. Senin maman bitti mi? Dur bakayım. Senin mamayı da fulleyelim. Suyunu da fulleyelim. Sıçtın mı? Aferin. Gel bir senin fotoğrafını alayım. Bu arada çok şekilmiş ha tipi. Abi köpeği koşalına bırakırsan şimdi ben onları sosyalleyeceğim, bekle. Tamam, çok güzel fotoğraf aldık senden de. Gel bakayım, sen şu bahçede bir koştur bakayım. Kafes time bitti. Hadi bakayım, oynayın. Biz de o sırada işlerimizi yapalım. Şimdi boyun full böyle dönüyorsa tekrar sarar. Ama yeni yeni bir şeyler yaptırtıyorsa bilemeyeceğim. 3. Şimdi bakalım fotoğraflara. Nasıl değil? Nasıl ya? 5 tane fotoğraf var. Ben şimdi bunları nasıl ayıracağım? Şöyle yapalım. Şu fotoğrafını beğendim. Veterinerlik bir şey yok. Sağlığı iyi hayvan. Nasıl yapıyor amına koyayım ya? Nasıl yapıyor ya? Çok tatlısın be. Gel bakayım, seni de ikinci köpek olarak buraya koyalım. Bu fotoğrafını tercih ediyorum. Kliniğin yok abi. Ondan eski geçti o görevi. Ha, kliniğim de oluyor bir noktadan sonra. Peki Sertaş, chatte de yazdığı gibi arkadaşın, bir amaç var mı yani, bir hedefimiz var mı? Yoksa popülerlik kasıp çil takılmak için mi yapmışlar bunu? Şimdi ben bunları atmak istiyorum, nereye atacağım? Neyse dursun şurada. Var abi, alanımızı geliştiriyoruz. Okey, bak bir sürü şey gelmiş, ilaçlar, yemekler, cımmız mımmız. Paspas kurutma makinesi, hayvanları yıkayabiliyor muyuz? İlk yardımlarını falan yapabiliyor muyuz? Evet, yıkama falan da çok eğlenceli. Şampuanlar, oyuncaklar, açık kutular, kulübeler. Güzelmiş lan. Şimdi burada talepler... Bir saniye, ilan oluştur mu diyorduk, ne diyorduk? Kafam gitti şu an, bir saniye. Hatırlamam lazım. Burası olması gerekiyor. Daha fazla bilgi. Yeni ev bul. Tamam. Pisley. İlk aldığımız değil mi bu? Bu reis. Pisley. Yeni ev bul diyelim. Daha fazla bilgi. Yeni ev bul. Yükle. Eli beli sarımsak. Seç. Tamam. Şimdi asıl burada tecrübe kazanacağız. Yaralı hayvan falan geliyor ama millet içine falan girebiliyor muyuz? Ha, sen soru soruyorsun. Okey. Şimdi görevler arasında ne varmış? Hayvan sahiplendirmek için ver. Tamam. İki tane hayvanı sahiplendirdiğimiz zaman yeni görev çıkacak. Oyunun tutorial'ı o kitap arkadaşlar, bilgisayardaki. Hadi bak, ikiniz gelin bakayım. Kim avlıyorsun lan? Bir arkadaş canlısı değil gibi. Evet, diğeri oynuyor, o oynamıyor. Perşembe yazıyordu. Geldi bildirim geldi. Dur bakalım.
Evet. Oo. 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 Şimdi. Adım Açelya. Korkak olamaz, sik olamaz, kürek olamaz. Problem çıkan hayvanları sevmiyorum. Bilmem ne. Sektar o zaman. Sahiplenme lan. Sektar aman abi. Çok aç bir tip olmasa iyi olur. Korkak olamaz. Tamam. Korkak olamaz. Oyunun da amacı bu arada. Okuyoruz ama. Köpek bir sahibim mi gidelim? Doğam geri bütün hayvanları severim. Ama hayvana bir ev verebilmem için birkaç koşulu karşılama geç. Çevremdeki insan sayısının fazla olmasından da hayvan korkak olamaz. Hayvanları çok seviyorum ama sürekli alışveriş torbasıyla gezmek istemediğimden hayvan çok aç bir tip. O an sürekli bok temizlemek istemiyorum da. Sektir o zaman amına. Mehmet. Mehmet senden ne lan bunlar? Utangaç köpek istemiyormuş. Obur istemiyormuş. Agresif istemiyormuş. Çok açı tip olmasından da lan. Sektir o zaman amına. Liste biraz çekingen gibi bunu olmaz. Abi biz biraz seçici miyiz? Abi böyle olmaz. Çabuk sıkılmamalı. Dağınıklık yapmamalı. Amına koyayım. Sektir git o zaman. Köpeklerin hepsi bizde kalıyor değil mi? Hepsi bizde. Sıkılma. Tamam. Problem çıkan hayvanları sektir git o zaman sen de. Problem çıkan hayvanları sektir. Boyun bitmez ki lan bizim oyunumuz stiliyle. Ayşe. Senin derdin ne? Güçlü istiyormuş. Bu neymiş? Akıllı ve güvenen. Ayşe'yi bir sevdim ya. Ayşe'ye yollayalım. Evet. Olumsuz özellikten bahsetmesini sevmiyor sanırım. Bak Hasan geri geldi. Gördün mü bak? Şimdi bak bu oyun böyleyse bir noktadan sonra sıkar arkadaşlar. Delikanlı gibi söyleyeyim. Adım Zeynep Yücel. Köpek pisliği sahiplenmek istiyorum. Aktif olması güzel olur. Çabuk sıkılmamalı. Güvenilir olmalı. Zırt pırt bunları mı okuyacağız ya oyunda? Abi çoktan sıktı ya demiş Astreos. Yok abi güven bana sarıyor. Ya şu veteriner kısmını açarsak. Bak şey diyor ki Sertaç ben. Okuma onları diyor. Onları okumaman lazım diyor aslında. Yani ver geç diyor anladığım kadarıyla. Tamam. Uyumuna göre ver. Özelliklere göre ver. Abi ilanla köpekleri yediği şu pisliğe talip değil hepsi. O puan veriyor zaten. Tamam arkadaşlar. O zaman biz şeyimizi yapalım. Görevimizi gerçekleştirelim. İkisini sahiplendirmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey deneyeceğim. Detaya girmeden. Bunu eşleştireceğim. Bunu da onu eşleştirdik zaten. Ne oluyor lan? Reddet değil. Eşleştir. Hallettin mi hepsini? Yanlış bir şey mi yaptım lan ben? Bip namına koyayım. Bip diye bildirim mi olur ya? Tamam sahipleri geliyor. Hangisini şu an almak için geldi bu? Karıştıralım ne olacak? Pisli. Yanlış hayvanı verdin. Ay aman. Abi bu yanlış gelmiş. Lan. Nereye gitti? Ölmü... Ha. Ha. Ölmü sandım ya. Bizde oyun oynuyor ya. Oyuncu ya. Oyuncu ya kardeşim benim hadi. Nesli at... Ya nasıl yapıyor ya? Nasıl yapıyor ya? Yere koyuyoruz. O kendi çıkıyor. Uçikiri. Hadi Allah'a emanet. Hayy. Allah tazik. Devam edelim bakalım. Oo. Adaptasyon özeti. İyi. Kapatmak istedik de tamam uzatma amına koyayım sen de her sefasını. Şimdi bir yaptık ikinciyi de yapacağız. Çukuru gel. Ya böyle de müptelası gibi vermek için bekliyormuş gibi. Ha geldi ya. Elinde bekliyor değil mi? Alın buna kıyım al. Uçkuru. Hadi bakalım. İlk maaş. Barınağı geliştir. Tamam. Tutorial gitti gibi bir şey. Bunu pek uyduramamışız arkadaşlar. Çok da önemli değilmiş. İyi daha yüksek puan aldık.
İstenmeyen istenilenler tuttu. Üzüldüm beri ki arkadaşlar, bizim amacımız bu. İnşa moduna gir. Binaları yeniden düz... Güzel. Ha, sevdiğin yerler. İşte bana bunlarla gel ya. İnşa modu nasıl giriliyor? Arkada mı ya? İnşa modu. Oha! Oha! Simse döndü lan oyun bir an. Binaları yeniden düzenleyerek alanı hazırlamaya çalış. Yıkama istasyonu satın al. Her yeri kenara köşeye çekebiliyorsun abi. Böyle tekrar inşaat falan olmuyor. Direkt çekiliyor yani. Bir dakika dur şimdi. Benim kafa durdu, dur. İnşa mı? Bu ne? Ananı sikim, yanlış bir şey yaptım. Yıkama. Burası alan genişletme. Mekanı büyütüyoruz. Evler. Kedi kafesi, köpek kafesi. Bak hepsini alabiliyormuşuz. Bunları öğrenmiş olduk. Geri dön. Yapılara gir. Ofis. Ofisle ilgili bir şeyimiz yok. Klinik. Klinik seviyesi istiyor. Yıkama istasyonu aradığımız bu. Bundan alıyoruz. Nereye koyalım bunu? Koyabiliyor muyuz ki? Bir yere koyabilirim abi. Etrafı köşeye beriye çek. Oğlum bir dakika dur. Şöyle yapalım bak. Şurayı açalım. Hatta bunlar kullanılmayan yerler değil mi? Al kardeşim, burası kuaför. Tamam mı? Köpeği yıkama istasyonu al ve onu temizle. Unutma, köpekler kediler gibi değillerdir. Onları fırça ile temizlemek kirlerini arındırmayacak. Ne yapacakmışız? Ne yapacağız? Full banyo yaptıracağım. İşte banyo yaptırıp şey yapmayacaksın diyor. Tabii tamam. Tabii. Dur o zaman, bir tane bizim köpek sahiplenmemiz lazım barınağa. Ne demiş bizim sahiplenenler? Ayşe bana ağzından bana vermiş oldu. Teşekkür. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Estağfurullah. Ay ananın. Bekle. Şampuan falan da alınıyor mu, yoksa onlar direkt şeyin içinde geldi mi? Alıyoruz onu. Alınıyordu. İnat ceviz. Bundan sonra ceviz kardeşim o. Oradan araç yıkamaya geçeriz. Bekle, ben mağazadan şey de alacağım. Hijyen. Bir şey de al abi. Ney? Ödül maması da al. O da çok güzel. Tamam. Şampuan da alalım. Kurutma makinesi alalım. Kaka torbası, kum, fırça. Fırça lazım mıydı? Değildi. Alalım. Yerleşimlilik hallederiz galiba. Tuvalet kabı da alsana. Tuvalet kabı ne lan? Tuvaletin belki yapar, şey yapmazsın. Abi alma, kedi alma. Kedi için değil mi ya? Dur alma diyor Sertaş. Niye öyle dedi? Nasıl yapıyor ya? Nasıl yıkayacağız? Nasıl yapıyor amına koyayım? Yıkabanın içindeymiş onlar. Cevize bak. Çok kirli. Çok kirliymiş. Dur ceviz. Evet. Öncelikle senin bir karnını doyuralım oğlum. Sonra temizleriz seni, lanet olsun. Bu pislik de ne böyle? Bakayım ceviz. Açlıktan ölüyor musun oğlum? Hadi. Götür cevizi, mamayı. Cinsi ne? Ha? Kangal. Ay nasıl pis. Altından ne renk çıkacak acaba? Beyazmış değil mi? Baktın, şarjını değiştiriyorum. Oğlum ne acıkmış, ne acıkmış koçum benim. Hadi baba. Ay. Ulan. Abi gergin mi bu? Oğlum biraz kirli ya, sinirli ya. Yalnız ne güzelsin sen be. Mavi gözlerine kurban olurum senin. Gel lan buraya. Evet bakalım, yıkama alanımız nasılmış? Ne olması lazım ya? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şampuanı al ve köpeğe dök. Hani almadık şampuan? Dur, yok yok, Sertaş'ın bir bildiği vardır. Niye küfür yesin bak. Heh. Gördün mü? Ben ne diyeyim sana diyeceğim. Tamam. Ya reis rahat ol. Süngeri al ve onu köpeğe sür. Şu, hadi bakalım. Oh şöyle. Seni karbeyazına çevirelim. Beyaz çıkıyor köpek. Yok yok, bu bence köpüğün rengi o.
Yok, beyazladı köpek abi, beyazmış harbiden. Yalnız husky mi çıktı lan bunun altından? Galiba husky çıktı. Tamam, sonra da süngeri bırak. Bıraktım. Köpeği yıkamak için su hortumunu al. Hiç de hareket etmiyor. Oh. Oh, parladı vallahi. Ne bakıyorsun lan? He, ne bakıyorum? cilalı şöyle göğsüne de bir vuralım. Tamam. Okey, bunu da bıraktık. Kurutma makinesiyle köpeği kurut. Oh! Mis. Kulaklar. Yürü kalkın. Görev bitti ama ben yine de full yapayım dedim. Hayvanı sahiplendirmek için ver. O kadar uğraştık lan. Mis gibi oldu ha. Şimdi Jigglypuff sen burada dur. Dur lan, bir de seninle top atayım sana, gel. Tamam. Reis aslan gibi oldu. Bir sonraki görevi merak ediyorum. Hemen bir sahiplendirme yapalım. Reis, fotoğrafını çekmedin. Çekeceğim, yok. İkinci köpeği isteyeyim. Ceviz. Ha. Samson. Zayıf. Samson. Samson. Bir dakika, şimdi bir fotoğrafını alalım. Çuku. Ya ne engeli, güzel pozu var. Onun üstü gibi saldırıyormuş. Gel. Kamera sevmiyor ha. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu bebeğim. Tamam. Bu da tamam. Hatta izleyin arkadaşlar. Beklesin o. Şunu bir scan edelim. No sponsorluk. Şu çok güzel bu arada. Bu iyi bir detay yapmışlar. Geldim. Oh, Rottweiler. Arkadaşlar kendisini hemen şuraya bırakıyoruz. Durumuna bakayım. Eğlencesi yok. Hijyen. Aa, bunu da yıkayacağız. Kirli bu. Şey oyun yapmışlar ya. Çin oyun yapmışlar da. Kanka gerçekten böyle köpek sevesin geliyor ya. Evet, benim şu an mesela harbiden burnumun direği sızladı. Ben çok üzüldüm. Bunun rengi belli ya, kahverengi. Ne oldu? Al sana bidon bıraktım. Gel bakayım sen. Aa. Stan, gel buraya, oyun oynayacağız. Bu çekingen ha. Aa. Hadi. Oğlum ben dostum lan, senin dostunum lan, hop. Böyle şey yapacaklarmış abi. Saldırgan köpek. Böyle yavaş yavaş yaklaşıyorsun falan. Gittikçe alışıyor. Aa, evet, ne güzel olurmuş değil mi? He. Ya da alışmıyor, dövüyor seni. Abi şu bayağı çekingen. Sevdirtmiyor. Gel bakayım buraya. İyice şey yaparsınız. Dur ben onu şimdi bir paspasa yatırayım. Kıstır köşeye öylesin zorla. Halledeceğim şimdi. Sen bakayım, bir çök buraya.
Çekin geri de ver. Hayvanın rengi normal galiba ya. Neresi kaldı yav? Tamam. Şimdi hortumu alıyoruz. Üf. Var ya. Çok güzel hayvanı. Cilalı cilalı çıktı vallahi. Ya bırak. Kurtma makinesi yerde. Lan. Hah. Burayı almış. Mata döndü. Oh. Tamam. Gel bakayım şimdi. Çok çekingen bu ya. Şimdi sevebiliyor muyuz ona bakacağım. Ne oldu lan? Ne oldu? Temizlenince hoşuna mı gitti? Utanıyormuş. Sen pis utanıyor muydun pis olduğun için? Tamam. Bu da kendine geldi. Gel baba. Ay, İşerken şöyle senin bir fotoğrafını alayım da bir rezil edeyim. Oh! Hoş! Oyun oynuyorlar. Oyun oynuyorlar. Dövüyormuş değil mi? Tamam onlar sosyalleşsin orada. Bok götürüyor bu arada, her yere sıçmışlar. Onları toplaman gerekiyor biliyorsun değil mi abi, yoksa kirleniyor. E tabi. Oyun yine istiyor abi ise. Bundan sonra ne görev verecek acaba? Ya. Yalnız bu müthiş tatlı ya. Evet. Daha fazla bilgi. Buradan diyoruz ki yeni ev bul diyoruz. Bu ceviz. Ceviz hangisiydi? Bizim şu yakışıklı olan. Yeni ev buluyoruz cevize. Sonra Samsung'a geliyoruz. Yeni ev bul. He. Aynı anda yapamıyoruz onu. Ondan sonra binayla yeni bir şey yaptıracak bence. Yeni bir inşaat yaptıracak. Veteriner falan mı koyduracak? Olabilir. Miray. Hadi bakalım. Oha! İstenilen özelliklerine birebir uyuyor. Evet. Ne oldu? Ne işte, koşullar varmış. Tamam oğlum, 10 numara ya. Miray'a verelim bunu. Yeni ev bulalım. Miray'a vermeden iş bitmiyor. Abi oku oku, ilk kural oku. Gerek yok ya. Onu okursak iş bitmez. Samsung'u biraz sevmemiz lazım. Biraz oyun oynamamız lazım. Samsung'u. Yok. Sıçmışlar. Kedi de var da. Samsung iyi durumda ya. Şöyle ona bir de bir tane top atacağım. Ağır ol. Hop. Tamam. Şimdi son olarak şunu alalım. Aga be. Ulan iki kadımız köpek. Allah'a emanet ol. Tamam, bir yaptık. Şimdi oha. Ceviz gitti arkadaşlar. O artık yok. OSF ne amına koyayım ya. Durma, devam et. Hayvan bana yeni bir sıralama ilerledi. Abi kurum herhalde.
Samsung yine bulalım. Fotoğrafı da bu. Seç işerken. Selamlar abim. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yani bu oyun güzel bir oyun. Ama hani size ben çok net bir şey söyleyeyim. Eğer hep bu kafa gidiyorsa döngüye girdiği noktada bırakırım. Böyle sonuna gitmem bu oyunun. Ya da giderim yani bilmiyorum. Daha ön yargılı olmayayım diyorum ama. Güçlüymüş. Uyuşuyor. Mustafa Aksel. Eşleştirelim. House Flipper öyle değil. House Flipper işin sonucunu bekliyorsun. Yani evi alıyorsun, yapıyorsun ve tamamen bizim zevkimize ait ya. O aslında çil gibi geliyor ama çok güzel oyun. Şimdi bakalım şu görevi bitince ne diyecek onu merak ediyorum. O yüzden geldim. Chat'ten bir arkadaş demiş ki iki mekan daha açacaksın. İki tane yer daha verecek yani veteriner vesaire. Sonra, tamam. Sonra aynı döngü devam. He. Hadi bakayım dur lan sevmeden yollamam. Çok. Alanı genişlet diyor şimdi. Alanı genişlet. Yapı bölüm... Nereyi genişletelim? Şurayı genişletelim. Evet. Yaptık. Başka ne istiyorsun şu an? Kediler için kafesli bir yapı satın al. He bak. Kedi verecek. Kediyi soktu şimdi. Bunlar değil mi lan kedi için? Yapılar. Evler. Kedi. Tıklanmıyor. Kedi koşullu bak sağdaki. Nasıl lan? Evlerde. Sağda kedi koşullu alan. He ulan o niye son... Oha bu ne lan? Aynısının büyüğü. Ters. Terse bakıyor bak. Şöyle yapacağız. Bu şekilde koyacağız. Kediyi barına al. Çıkış nerede lan? Lan. Kedi köpek dışında hayvan var mı? Yok bence yapmamışlardır. Mickey. Fare. Minik adında köpeğim var trafik kazasında kaybettim. Adını yapar mısın? Bir şey sağ olsun. Sen? Sen leş gibisin. Harbi leş gibisin sen. Siyam mı bu? Siyam'a benziyor. Bakalım. Oo, pis değil ama deli gibi aç sus. Mor köpek yastığı mı? Nasıl lan? Yok ya. Pembe al bunu dikkat... oradan diğerine götür. Fark etmez aslında da. Şimdi bunu buraya bırakalım. Mama kabı falan yok. Mama kabı alacağım. Kedi maması alacağım. Suyumuz var. İş bitecek. Bu arada ilk kafese sıçtı abi. Sıçtı mı? Şimdi bak. Su kabı, su mıska. Şunu sepete ekleyelim. Kase ekleyelim. Hatta bunlardan birer tane daha alalım. Ucuz kedi maması alabiliyoruz. Bisküvi, ilaç, cımbız, kan alma, tıraş bıçağı. Bayağı bir şey var lan. Hijyende kaka torbası alalım. Bir 5 tane. Lazer alalım. Kesin oynarız. Dekorasyonlar var. Sepet, mepet, cart, çurt. Tamam. Siparişi ver. Ay fırçalar falan da. Zamanında siparişe koyduğun şeyler de falan. Onları da aldım. Aldın mı? Ha. Bir şey olmaz. Hepsini taşıyabildik mi ya? Nerede reis? Şimdi Çıkıtay şunu al. Şunu da al. Şunu doldur. Okey. Ne oldu?
Su nerede? Burada. Canı çok sıkılıyor. Bunu bir lazerle oynatalım. Patisyer olan hayvanı barınağa al. Ana patisyerli hayvan varmış. Bu arada burası bok dolu arkadaşlar. Bok poşeti hangisi? Sıfır. Bok görüyor musunuz? Bu kir. Buna koyup işememiş, göl yapmış orayı. Bunu paspas da temizleyeceksin herhalde. Bak bok orada, yeşil şey veriyor. Hop, boku aldık. Başka bir yerde çöp bok var mı? Çöp nerede ki lan? Sağda bak. Şu önümde. Çöp mü? Sağında. Arkanda şu an. Oh. Kaka torbası. Altında çöp. Şu çöp. Çöp. Tamam. Bunun iş, diğer içine fırça mı lazım? Öyle hissettim. Su tankı. Dur bakayım. Paspas gerekiyormuş. Paspas almadık ki. Süngerle emcükleyeyim. Şu emsin orada onu. Dur o bir dursun. Patisi yaralı. Aa şimdi veterinerlik mi yapacağız? Cımbızla bir şey alacağız. Nerede patisi yaralı hayvan? Zayıf eşe geçmek üzere mümkün olan en kısa zamanda. Bu galiba. Patici. Patik. Hayvanın hasta bir uzvu var. Tamam. O zaman biz... Dur. No. Şu bilgisayardan kesin ilaç... Bandaj gerekecektir. Cımbız gerekecektir. Yara bandı gerekecektir. Şöyle alalım. Bir de hijyen için paspas almamışım. Sipariş ver. Nice. Drop düştü. Aldık. Tamam. Sen yaralı mısın? Ono. Dış tedaviler. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. İnanılmaz derecede yükümüz çok. Köpek yerine gidiyorum. Ay kıyamam sana. Sen önce yemeğini verelim tabii. Önce yemeğini verelim. Durumuna bakalım. Sağlığı birazcık düşük evet. Suyunu da verdik. Klinik satın al. Oo. Klinik de satın alalım. Düzen yapmamız lazım. Evet evet dur bakayım. Klinik. Şuraya da klinik yapalım. Arka tarafı. Kliniğimizi de aldık. Şimdi bandaj satın. Hayvanı hayvan kliniğe götür. Hayvanı ameliyat masasına koy. Hayvanın patisini bandajla sar. Sıçacak gibi ama. Ver bakalım koçum. Abi kediyi unuttun. Kediye bir şey olmaz ya. Bakayım. Aferin koçum. Bu ne lan? Şimdi ameliyat masasına koyduk. Hayvanın patisini bandajla sar. Bandajımız neredeydi? Yara bandı. Lazer. Bandaj yok. Şampuan, kurutma, cımbız, bandaj. Şunu 7'ye alalım. 7'ye tıklayalım. Poşeti lan. He? Elimdeki çöp poşeti. Poşet, poşet, kaka ben poşeti. Ben nasıl becerdim bunu? Oğlum müthiş tedavi ettik ha. Çok iyi sardın ya, abi. Gerçekten çok iyi sardım ya. Senden başka söyle saramazdım. Bak söyleyeyim de. Bayağı uğraştırdı ya. Tamam Çükütay, neye ihtiyacın var senin? Birazcık sevgiye ihtiyacın var be oğlum. Gel. Sıçmaya ihtiyacım var. Oo, şöyle okşayalım onu bir güzel.
Tamam. Şimdi gel bakayım şuraya. Özgürce biraz koştur bakalım. Ben de olsa da bok temizleyeyim. Koçum benim. Hop tut. Şimdi burada bize paspas lazım. Paspası ben yanlış hatırlamıyorsam... Şuraya koydum. Dışarıya koydum. Bunu şuraya bırakalım. Paspası alalım. Sakin ol kovboy. Ah House Flipper'ım ah. Bence bitti de ben zorluyorum şu an. Oyun kaydedildi. Tamam. Attım oğlum. Okey. Barınağa hasta bir hayvan al. O zaman farklı bir tedavi uygulattıracak. Uy, ölüm çok kötü durumda. Johnny. Sins. Hayvan hasta. Yerim lan. Kan alma şırıngası kan mı? Kan alma şırıngası. Abi şu an operasyona giriyoruz arkadaşlar. İlaç, şırınga. Kesin tıraş edeceğizdir. O edeceğizdir. Cımbızımız var zaten. Şunları bir sipariş edelim. Veteriner yemeği de var ha. Veteriner yemeği de var evet. Aa yanlar. Aa keşke hop. Bak kusuyor lan. Ay. Uy kıyamam ya. Direkt veterinere. Direkt veterinere gidelim abi direkt. Koçum. Senin neyin var kurban olduğum? Oy mazlum makışlı. Hayvan yaralıya benzemiyor diyor ya. Ne o? Dur ben bir şey yapmaya çıktım ya. Ben bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım ya? Kan alma şeyini alacaktın. Sonra gidip kan alacaksın işte. E oğlum ben kargoyu almadım mı? Almadım. Almadın. Yedi boş mu? Gönderileri çöpe atalım da çok... Kafa karıştırıyor. Kardeşim normalde evet. Düzen önemli bir şey. Şunların hepsini alalım bakalım. Yok kan alacağım da iğneyi unuttum. Burada dursun. Şimdi koçum benim. Hiç canını yakmayacağım tamam mı? Ağzından kusmuk akıyor farkındayım. Kan şırıngası 7. Diyor ki hasta hayvandan kan numunesi al. Tak. Tamam. Yüksek ihtimal bunu teste yolluyoruz. Veterinerden mesaj bekle. Numune gönderildi. Bilgisayara mı gelecek acaba? Tahlil sonuçları çıktı. Bir tahlil sonuçlarına bakalım. Mail geldi herhalde. Kedi biraz kızgın evet. Kedi sikerim yapacağın işi diyor şu an. Veteriner demiş ki kan numunesi. Tespit edilen hastalık üşütme. Önerilen tedavi hap. Hapımız var mı ya? Hap. Bak yeni gelmiş. Ver siparişi. Göz damlası o falan da var. İlaç dolu şırınga falan da gelmiş. Bize çöp lazım ya. Çöp var orada arkada. Bak arkada ilerle. Abi. Düz yöne devam et. Oradan devam et. Ha öyle devam et. Sol. Sağ. Ne diyorsun buna? Dur tamam. Ha, araya mı gireyim? Araya gir. Gir içeriye. Çöp var orada. At işini. Tarantula ne oldu? Bırakayım bütün boşları. Hepsi boş. Dur lan hayvan hasta. Kadın eli değmesi lazım. Çok dayanık. Hop. Koçum benim. Diğer bir itibar yıldızı edin. Neymiş la o? Şimdi Catherine arkadaşlar şu aşamada artık hayvanların durumuna bakmamız gerekiyor. Koçum sen bir yemek ye. Bir kendine gel bakayım şurada. Başka bir hayvan tarafından meşgul. Burası onun evi değil. Burası onun evi artık. Şimdi köpek mamasını bir dolu zaten. Suyumuz da full. Çok güzel. Senin durumun neydi? Açlık susuzluk. Eğlence biraz istiyorsun. Kediye bak. Tamam, bakacağım şimdi durun.
Sen de reiste gibi sıkıntı var. Sen canavarsın ya. O mutlu. O mutlu, o takılıyor. Bir de kedimize bakalım. Çukuri, ne yaptın? Aa, senin canın çok sıkılmış ya. Şimdi sana asla dayanamayacağım bir alet çıkartıyorum. Lazer. Durman oğlum. Aa, ne oldu, duvara gelemiyor mu? Bir yandan da durumuna bakalım. Zikerim yapacağını. Başım döndü ama. Gel bakayım. Tamam. Ne oldu eğlencen? Fullendin neredeyse. Sen de serbest kes. Diğer bir itibar yıldızı edin. Bunu nasıl yapıyoruz? Kediyle lazerle oynamak zararlı mı gerçekte? İnan böyle bir rivayet şey var. Yani zararlı diyorlar. Ben... Sebebi ne? Bilmiyorum. Psikolojisini bozuyormuş. Bir şey mi yapıyormuş? Yakalayamadığı şeyle oynatmak... zarar veriyormuş ki ya. Tamam, köpeklerimizin durumu gayet iyi. Kedimizin durumu gayet iyi. Şimdi öncelikle şunları halledeceğim. Çöpü daha zor yere koysalarmış diyeceğim de bunu ben buraya koydum. Siz o chatte bu konu hakkında bilgi sahibi olan var mı? Yakalayamadığı için hıncını alamıyormuş. Evet, ben de öyle bir şey duymuştum. %100 emin olmamakla beraber. Bizlerde şöyle bir şey var abi. Bir şeyi yedirip ısırtıyorsun ya. Hı? Eğer çekmesine izin vermezsen, yani onun kazanmasına izin vermezsen özgüveni kırılıyor. Kısır kılıyor. Normalde sakıcı değil ama kediler avcı hayvanlar olduğundan yakalayamadığı bir şey olduğunda psikolojisi bozuluyor. Tamam, şu an işe sorun. Bence de pek siklerinde değildir. Şimdi itibar yıldızı kazan dediği, yüksek ihtimal bunları sahiplendirirsem. Şunları bir silelim. Şeyi merak ediyorum, acaba oyunda şey var mı? Mesela sahiplendiriyorsun ya hayvanı. Hı-hı. Adam memnun değil, geri getirip bırakıyor mu ki acaba? Sanmam ya. Şimdi Jax... Bir sahiplendirme yapacağım. Jax çok kötü durumda. Bu hayvanlar da şunu mesela yeni evi bulup... Ah, fotoğrafı yok. Peki fotoğrafı çekildik. Gerek... Ben çaktırmadan bunu koysam? Olmuyor. Çaldıracak bir şey geldi. Kamyon geldi. Şimdi hava yapmacı yerine kalınca sıra kalacağım diye geziyor. Oho, Jax kötü görünüyormuş. Hemen hallediyorum. Hemen hallediyorum. Ne durumun? Senin sıkıntın ne? Aslan kardeş. Tıraş bıçağı diyor. Tıraş bıçağı mı diyor? Yanlış mı gördüm ben? Şimo'ya benziyor, şeye benziyor. Şimo. Ha. Yalnız ben bir kan tahlili yapmak durumundayım arkadaşlar. Mağaza, ilaç... Şimdi kan alma şırıngası alalım. Harcadığımız başka bir şey var mı? Yok. Niye cimrilik yapıyoruz? İlaçtan şırınga da mı alsak ya? Olabilir. Ama kafam olsun karışır da onu vermeyeyim. Dur bir dakika. Bir... Şimo eve harbi bir huzurlu geri döndü arkadaşlar. Çiyan hayatta. Çiyan'a hiçbir şey olmadı. Tekrardan aramızda. Şimdi hemen bir iğneyi takalım sana. İlacı vermek için hayvanın önünde yer yok. İlaç. Ne oldu lan? Aa, tısladı lan, şey oldu. Ne istiyorsun oğlum? Bir dakika, bir yanlışlık var. Kan alma şırıngası bu, tamam. İlacı vermek için hayvanın önünde yer yok. Hey. Tüyleri çok şey işte, keseceğim. Ha, evet evet. Ha, iyi de tıraş, abi. Ben ilk bir gördüm tıraş şeyi. Tamam da bu onun için değil ki. Yani alırsın amına. Yarayı bul diyor. Yaranın olduğu yer neresi? Ana. Oğlum ne oldu lan sana? Aa. Tamam.
Yara bandı gerekiyormuş. O da var bizde. Vardı. Şampa 9. Hayvan yaralıya benzemiyor. Tamam. Durumu ne? Kililiği var mı? Yok. Var. Ama çok az. Zaten yeni ameliyat ettik hayvan. Şey olmasın. Kusura bakma. Jax aç mı? Hallediyorum. Kedi maması 5'te. Jax bir yemeği göm kendine gelirsin aslanım benim hadi. Hadi oğlum. Hadi. Acaba diğerinin kabı diyemiyor ki? Bu diğerinin kabı değil ki ya. Evet diğerinin kabı. O kediyi buraya şey yaptık ya buraya koyduk ya. Diğeri gitti ama. O yer ya. Oo. Bakma utanıyordur. Fare işte. Fare değil ki bu yeni kedimiz. Oğlum bizim diğer kedi nerede? Bunu vermedik mi biz ya? Tamam. Hayır hayır sahiplendirmedik onu. Bu kim? Bu da Jax. Niye yemiyor? Çok enteresan. Ama buraya da koyamıyorum. Bok var diye koyamıyorum ya. Yandan şey al. Yanda beleş vardır kaka durması. Bir şey söyleyeceğim. Kim sıçtı oraya? Ya şey fare sıçtı. Hala kir diyor amına koyayım. Biz buraya paspas atacağız arkadaşlar. Şeyle paspasla. Fırça mı paspas mı? Paspas. Bence paspastır. Ama önce şurayı da bir halledeyim. Hızlı hızlı. Hop. Tamam. Eliniz ayağınız dursa götünüz durmuyor bu ne? Kim elledi benim götüm? Bence buraya fırça lazım ya. Yo paspas. Bak önce çişle ıslattım. Gereken fırça. Şu normalde her mekana bir tane fırça bir tane paspas alacaksın. Geldim reis. Oh. Temiz diyor. Bayağı temiz gerçek. Tutmuşlar ya bir var fırçayı böyle böyle yapıyor. Nasıl yapıyor bakayım ya. Böyle biri geri yapıyor. Neresi kirli? Ne bileyim. Temiz diyor. Sol taraf galiba bak. Yok hala kir var diyor. Anlarız şimdi. Bence artık hayvanı koyabiliriz zaten buraya da. Nerede lan? Çiko. Gel bakayım. Aslanım benim. Tamam şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? 6 diyoruz. Bir adet kase. Bir de 8 diyoruz. Bir adet mama kabı. 5 diyoruz. Mama kabını dolduruyoruz. 1 diyoruz. Suyumuzu dolduruyoruz. Ay su değil la bu. Lan su bitmiş. Hadi burada var. Tamam. Bakalım reise. Açlık doluyor. Susuzluk doluyor. Diğer bir itibar yıldız edin. Şimdi... sahiplendirme zamanı. Foto çek. Fotoğraf. Aa fotoğraflarını çekeceğiz. Reis, seni çektik mi? Çekmedik. Bir gülümse bakayım. Hop bu bir. Senin taşaklarını çekeceğim. Şimdi onları da çekelim. Peynir ne alakalı? Fotoğraf çekerken diyorlar ya. Ha, ay peynir. Siyamu. Şöyle aynen karizmatik bir poz istiyorum senden. Yeri nerede? Şum sen burada gitti mi kaldın? Seni de şöyle çekelim. Sen de gel bakayım bir sosyalleş. Ah arkadaşını getirdim sana. Okey. Sevdik, sevdalandık. Şimdi arkadaşlar burada ilk işimiz bu hayvanları sahiplendirmek.
Fare. Yeni ev bul. Yükle. Ha. Para attırmadın ya. Evet. Böyle bir hata yaptım değil mi? Patisi kötüymüş abi. Yok öyle bir şey lan. Böyle bir şey mi vardı? Hayvanın kokusu. Şimdi kedileri de. Tamam. Bunu şuraya koyalım. Bunları sanki yapmıştım diye hatırlıyorum ama yine de koyayım. Şimdi fare. Bu değil. Fare bu. Yeni ev bul. Mama kalitesi var. Ucuz mama alıyoruz şu an. Onlar açık. Evet. Yok mu talipli? 3-2-1. 3-2-1. Aha. Mert. Ulan Mert. İlla bir hayvan alacaksın ha. Ne istiyor? Kedi fareyi istiyor. Eşleştir baba. Fareyi aldı değil mi bu? Evet. Bir tane kedi hasta diyorlar ama hangisi lan? Değil. Oy. Patiğin sağlığı kritik. Tamam bakacağım şimdi arkadaşlar hemen. Allah'a emanet ol. Boş ölecek yoksa. Bunun sağlığında bir şey yok. Ne oldu koçum? Bandajın mı değişecek senin? İtibar yıldızı nasıl alacağız acaba? Ah canım. Sana hemen bir... Hey hey hey. Hey. Şimdi ne diyor? Hayvanı rahatsız eden bir şey de var. Kliniğe gidilmesi zorunlu. Arkadaşlar elim kolum bağlandı ya. Hayvan yaralıya benzemiyor diyor. Usta abi. Ölecek oğlum hayvan. Bana bir ilaçlı iğnemiz var mı bizim? Almadım değil mi ben onu? Kafam karışır diye. Ama ben şu an teşhisi nasıl koyacağım ki buna yani? Kafama göre ilaçlı iğne veremem ki. Tamam öyle yapalım. Hapla ilaç şırınga alalım. Hap alalım iki tane. İlaç dolu şırınga alalım iki tane. Kan alamıyorum işte. Kan aldım veteriner olacağım. Deneyelim. Kan alınmıyor. Oh be. Oldu mu? Düzeldi mi? Düzeldi. Hayır hala düşüyor. Kliniğe gidilmesi zorunlu. Burası klinik değil mi ya? Nasıl götüreceğiz? Dur bakayım. Hap da vereyim. Oğlum böyle bana saçma geliyor arkadaşlar bunlar yani. Ne bulursak verdik oğlum hayvana. Böyle tedavi mi uygulanır? Tamam.
Tıraş edip kan al. Öyle işlemiyor. Yara olması lazım. İyileşmiş lan. Aslanım benim. O zaman kusmağa hap veriyoruz. Kustuğunu görünce hap vereceğiz o zaman, aynen. Evet. Ya da yanlış tedaviden sağlığı o kadar düştü. Oh çok şükür koçum benim. Kusura bakma, sana biraz gereksiz iğne yaptım. Şu koçum. Şimdi seni sahiplendirelim. Güzel tedavi mantığı. Hangisi tutarsa değil mi? Şimdi. Pati. Yeni ev bul. Pati hangisiydi lan? Götünü çektiğimdi galiba. Yok yok, Neo Gazi. Çiçiyan ölmedi ya, kurtardık. İtibar yıldızı alayım istiyorum ki sonuç neye bağlanacak acaba? Kan numunesi yaptı, tedavide yazıyordu işte. Kan numunesi yapamadım ona. He, ya da önceden yaptığımız için bir daha yaptırmadı. Meltem. Meltemciğim, tam senlik bu hayvan ya. Yakında yeni sahibi gelecek. Çok da tatlı. Hadi bakalım koçum. Elimizde kalmadan git. Hadi artık ama. İtibar bonusu 170. Hemen bir Jax'ı da yeni ev bulalım. Yat lan. Johnny Sins yaşlı zaten çok. Ada Orhan. İsteyenle isteyenmeyene gerek yok oğlum, işte hepsi sayıyor. Uyku düzeni ne halimde? Ben vallahi yaklaşık olarak 6 gibi falan uyuyorum bu aralar. 6-7 gibi. Valla şu an çok heveslendim. Jax'ı mı aldık ya? Kafam gidiyor. Evet evet. Kediyi vereceğiz. Yolunaşık ol, elveda. Bir şey soracağım. İlk iki hayvanı aynı anda sahiplendirmiştik. Hatta hatırlıyorsan arka arkaya gelmişti onların kamyonları. Şimdi niye yapamıyoruz onu? Öyle mi olmuştu? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorum, öyle olmadı. Oluyor oluyor, yapabiliyorsun diyorlar. Ne bileyim oğlum işte, deneriz. Volkan Kurtuluş'ta bir abim var. Barınakçı, çok güzel tıp uygulayarak hayvanları iyileştiriyor. Nasıl yapıyor ya? Nasıl yapıyor bunu oğlum ya? Nasıl yapıyor ya? Tamam. Bir burada... açıp izleyeceğim. Çok zevki geldi. Evet, itibar alacağız diye hayvan kalmadı. Gel bakayım. Vay ah. Johnny. Tamam. Kaç lan, limiti ne bunun amına koyayım? Bize bir oran ver ya. Burayı satıp köfteci mi açalım? Şimdi bence bunu da yapınca itibar düzelir gibime geliyor. Hangi dizide vardı ya, bir tane Golden'ın adı Goplet'ti. Golden'ın adı neydi? Goplet.
Gofret. Güzel isim bu arada. Bir dizide şeydi, öyleydi. Gofret. Aslında Twix falan koşu. Benim köpeğimin adı Tiny'di ama Tiny'di adı sahiplendiğimizde. Biz çünkü bir yaşında sahiplendik onu. Bir saniye. Benim köpeğimin babasının... Köpeğin adı değil, babasının adı Arest'ti. Oy kuzum, insanlara güvenmiyormuş. Bu itibar yıldızını alamayacağız galiba arkadaşlar biz. Yedin mi koçum? Sana biraz bir güven sağlayayım. Oh. Gördün mü? Abi birçok tip insan var. Hayvanlara zarar veren orospu çocukları da var. Ya tipe bak oğlum. Kulaklara bak, kulaklar. Ama iyileri de var. Boşuna gofret demedik oğlum. Bence artık güveniyordur ya. Gel lan, bir de sana tek atacağım şimdi. Lazer nerede? Köşeye bırakmıştım. Hadi bakayım. Gördün mü bak ne kadar eğlenceli. Tamam, seni artık sahiplendiririm. Ben hep derim oğlum, endüstriyel tasarım okuyacağına keşke veterinerlik okusaydım ya. Yani hep içimde kalmış bir şey. Bir de sürüngenler üzerine yardırırdım. Öf. Oy. Türkiye'de çok yok galiba değil mi? Yok. Ama işte ufak ufak artık o işin de gelişmesi lazım. Çünkü Türkiye'de bazı sürüngenler yasallaştı ve daha yasallaşabilir. O sebeple anlayan çok az veteriner var sürüngenlerden. Zor tabi lan, kolay bölüm değil. Hala okuyabilirsin. Okurum ama okuyamam yani, hani ona vakit bulamam. Mezun olmalık bir şey değil ki oğlum, o işinde iyi olacaksın, öğreneceksin. Batuhan teşekkür ederim kardeşim. Mustafa Pınar abim. Evet, oyun bence bu kadar. Tekrara şey yapmaya evet, başladı yani gibi. Yeni görev ne verir hiçbir fikrim yok. Biri şey demiş, yanlış değilsem itibar yıldızının yıldızı için hem kedinin kalp oranı olması gerek hem de eşleşmenin tam orantılı olması gerek demiş. He. Yok, 6F4'lük oyun değil. Yani eğer böyle zaman öldüreyim, çil çil takılayım, barınak yapayım derseniz alınabilir bir oyun yani, alınmaz değil. Ama çok tekrarı sarıyorsa bence başarım bile kazandık, hadi ya. Heh. Bak her şey uyuştu. Hop, tebrikler. Baran'ın bir sonraki itibarız bizim erişildi. Yeni şeylerin kilidi açılmış bulunuyor. Birinci seviyedeki bütün yapıları satın al. Sürüklemiyor tam. Anlamadım oyunu. Birinci seviyedeki bütün yapıları satın al. Ofis. Bizim ofisimiz var amına koyayım. Almamız gerekiyor mu acaba? Yıkama, evler, fotoğraf stüdyosu varmış. Ne? Oyunun bir derinliği, bir zorluğu yok. Yani o kadar, o kadar. Alıyorsun, besliyorsun, yolluyorsun. Bunlar ne? Kırayım mı lan bunları? Biri çöp, biri şey işte. Depo. Depo. Ne, yani depoluk ne şeyi var? At onları ya. Yere atarsın. Oha abi, bu nasıl bir stüdyo amına koyayım ya? Fotoğrafçı mıyız oğlum biz? Alanı genişlet. Öyle yaptım. Buraya stüdyo yapalım. Birinci seviyede başka ne var? Diğer yapılar. Çöplük ve depo. Acaba almamız gerekiyor muydu ya? Bir kere daha genişlet abi. Tamam, bu çöplük zaten diye. Ayanın. Tamam. Yıkama istasyonu birinci seviye aldık. Klinik birinci seviye aldık. Ofis birinci seviyemiz
Olması gerekiyor. Yani şu zaten ofis diye düşünüyorum. Bakayım aynı mı yapısı? Aynı. Hiç farkı yok. Tamam. Evler. Köpek kafesi, kedi kafesi. Köpek koşu alanı birinci seviye. Yo. Bu ne ya? Bu da o zaten. Kedi kafesine kafesi. Bir tıkla abi. Oha. Bu ne lan? Bu ne lan? Kedi kafesi de aldım. Para bitti amına koyayım. Bu ne acaba? Ona bir bakmak lazım. Bakacağım da. Şu an alamam başka bir şey. Bakalım lan neymiş o. Bu ne oğlum? Burası klinik şey fotoğraf makinesi burası ya bir şey değil. Ay. Bu ne? He, mağazadan gideceğiz. Buraya mobilya mı alıyoruz? Hikaye bu mu? Ta eğitim falan mı veriyoruz? Bakacağım bir mağazada neler var. Yani. Bence bu kadardı. Okey bu kadar yani. Daha benim orayı dekor etmem, kedileri mıncıklamam falan. Çok manalı değil. Ama bir de dekorasyon şeyini görelim. Nasıl yapılıyormuş? Ona bir bakalım. Mesela dekorasyona girdik. Ne alalım? Bitki alalım. Bir de altın çatılı ahşap köpek kulübesi alalım. De lamba alalım. Siparişi ver. Verdin. İndir baba. Yani beni bu oyun böyle şey yapmadı hani böyle. Oo, wow, çok eğleniyorum. Wow. Ben şuraya küçük bir piknik alanı yapacağım onlar için. Vivarium. On numara final verdim ha. Çok iyi oldu. Bir de şöyle bir thumbnail çekelim. Bunu da paspas niyetine error versin. Bunun içine baktım yok oluyorsun böyle. Harika oyun ya. Çok iyi oyun ya. Nasıl yapmışlar acaba? Nasıl yapmışlar onu ya. Güzel oyun bu arada. Güzel düşünmüşler oyunu.